Oyuncusunu tamam oynamasın. da yoksa olmaz. Şöyle, oyuncu olmaz. Oyuncu istiyorsun dört tane daha. Ben onu söyleyeyim mi? Yani onu şöyle yapabilirsin. Bu sezon geldin. Yapıya baktın. Yüzde yetmişi hazır bir takımı buldun. Bu takıma en uygun sistem neyse onu uygularsın. Yavaş yavaş önümüzdeki sezon için sen kafandaki 3-4-3'ü uygulayabilecek... Bak şöyle olsa hiç sesim çıkarmazdım. Geçen sezon Fenerbahçe biliyorsun 20'nin üzerinde transfer yaptı. Geçen sezon e, olsaydı o zaman derdim ki ha tamam şimdi bu 20 transferi 3 4 3'e göre yapsın Vitor Pereira ve çıksın. Şimdi Fenerbahçe yapmış. Zaten kadronun içini doldurmuş. 20 transfer yapmış. Şimdi burada yapacağın çok basit bir şey var. Böyle oynayacaksın. Yani bu bu çocukların bu futbolcuların oynama alışkanlığı olan sistemle oynayacaksın. Yavaş yavaş seneye yani çünkü bir sene sonra 3 4 3'ü oynatabileceğin oyuncu transfer edeceksin. Diğer oyuncuları gönderip onları transfer edeceksin. Böyle bir anda geldim, vuruyorsun, tekrar e, geri alıyor olmaz öyle bir şey. Yok yani böyle bir şey yok futbolun içerisinde bu yok. Yani bizim oyuncularımızın e, genel yapısı da bizim yani derken takımlarımızdaki oyuncuların genel yapısı da şöyle değil. Ya bugün canım istedi 2-6-2 oynayayım. Ya yarın da 3-5-2 oynayayım. Öbür gün 3-4 ya böyle bir oyuncu profili yok ülkede. Mesela bunu Galatasaray iyi yapıyor abi. Bu bak şimdi bu döneme dediğin hareketi yapıyor. Yani üçlüğü, bozmadan e, üçlüyle yap üçlüyle yap başladı yaptı, olmadı, bozucu, dedi, olmadı olmadı dedi, olmadı, olmadı hayır, Fatih görmedim bir uygulama şey işte hoca. yaptı. Evet hemen ben değiştirdi. Ben Mancini de gördüm bir de Tudor'da gördüm. Tudor'da da İtalyan ekolünden geliyordu İşte Galatasaray patladı Malatya'da. Şey ya, yani, üçlü savunma. E, üçlü defanstaki söylediğim arkadaki adam Maykon, Ahmet Çalık, e, Deneyir. Bu üçlü de patladı mağlup oldu. Ya şöyle üçlü. Böyle oynayamaz. Üçlü... Her oyuncu oynayamazsın. Ya oynayamaz. Yani bunu üçlü oynamak çok farklı yani bir şey. Bu, yanlış anlama. Ama Halil'in söylediğinden yola çıkarsak ya yani her şey istekle olmaz bu işlerde. Israr edemezsin. Dedi ki bakarsın bak şimdi bir şey söylüyorum. Lücescu Galatasaray'a geldi. Fatih ön 4 yıl şampiyonluğu kadroyu teslim aldı. Doğru mu? Jardar takviyeli. Galatasaray'da hiç dokunmadı bir sene. Dedi ki bunların bir oyun alışkanlığı Boğrusu var. Doğrusu bu. Galatasaray'ın o senesinden sonra birçok oyuncu Galatasaray'dan ayrıldı. Popescu dahil, mütal herkes dahil. Galatasaray kiralıklar geldi. Florkin, Mondragon, Victoria, Perez, Sergen Yalçın kim ararsan geldi ama kendi oyununu koydu. Dedi ki eskiden topa çok sahip oluyorduk şimdi daha az topa topu rakibe vereceğiz dedi. Röportaj yapmıştım kendisiyle. Eski Galatasaray yok artık dedi. Benim oyun sisteme göre Galatasaray var. Ona göre de oyuncu yapısı vardı. Ayhan'a da hatta çıkma diyordu. Ayhan o zaman Galatasaray'da oynuyordu. Çıkma diyordu. Şey orta fazla öne doğru çıkmayacaksın diyordu. Hatırla Aragones geldi ön liberoya çıktı Alexia. Evet. Ya olur mu Allah'ını seversen? Yani şimdi oynayacak oyuncu var, oynamayacak oyuncu var. Dolayısıyla bazen ısrar etmek ben onu istiyorum. Bunu isteme doğrudur ama Fenerbahçe yönetimi şunu demesi lazım. Allah aşkına hoca ya bizde bu kadar stoper var. Bu kadar stoperler ama sen bizi hala kimi aldırdın ya? <laughs> Yarın bir başka teknik direktör gitti. Ben bu kimi istemiyorum dedi. Şunları şunları istiyorum dedi. Böyle işin alttan kalkamazsın. Bir futbol kulübünün oyun kültürü olur. Oyun kültürü olur. Bu ayaksa da bu böyledir. Bu Bayern Münih'te de bu böyledir. Örnek Başakşehir'de hatırla. Bir oyun yani. kültürü vardı. Geldi, 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 geldi Abdullah Avcı'la sonunda şampiyon oldu ya bir bu, kültür, bu, Bunu bu hani onu biraz geliştirdi Okan Buruk Okan Hoca geliştirdi. Aynen, aynen abi. Değiştir, şöyle bir şey değiştirebilirsin ama e, bunlar çok köklü değişimler. Yani üçlü savunmaya dönmek, e, işte 3-4-3 yapmak, 3-5-2 e, yapmak bunlar köklü değişiklikler. Şimdi arkadaşım biri yazmış o da e, neyse o beni cahil ilan etmiş de 3-4-2-1 oynuyor diyor e, Fenerbahçe. O aynı şey zaten o versiyonu yani sistem içerisi versiyonunu deniyor ona. E, şimdi gelirsin versiyonu oynarsın. Yani versiyon şöyle oynarsın. Sen dörtlü oynarsın önünü iki yaparsın pozisyona göre bire çekersin bir dört yaparsın. Yani o versiyondur ama sahaya çıkan diziliş. 3-4-3'tür. Yani dizilişin odur. Gördün ama iki, iki kanadının 2'ne iş çok düşer. 2 oyuncuyu bu tarafa doğru çekersin. Evet. Bu iş böyle. O zaman 5'li yani, defans olur. Hatta şöyle bir şey var. Ee, şunu da biliyoruz. Mesela bazı kulüplerin özellikleri var. Mesela hucuma çıkarken... Hucuma çıkarken... 4-2-3-1 diye çıkar geri dönerken 4-4-2 diye döner yani bu ya 4-5-1 diye döner, <laughs> yani. döner. Yani o ayrı bir bu konu. başka bir şey o yani o için içerisindeki başka bir konu onu bilmek lazım ama bu köklü bir değişim yani sen dörtlü savunmadan üçlü savunmaya dönüyorsun ee, orta sahanda 4 önde 3 e, ofansif özellikli oyuncu kullanıyorsun şimdi bakalım istersen şöyle yapalım Ha bunu da söyleyeyim. İnşallah biz yanılırız. Çok yani yalnız o, orta sahada yakalandır mız? Hızlı adamlar var rakipte yandın o şimdi zaman. Şimdi onu söyleyeceğim şimdi. Kim Öyle oynuyor? Mi? Mesut. Tabii. Mesut geri koşar mı? Koşmaz. Koş, Koşmaz. Koş. İrfancan koşar mı? Koşmaz. Koşmaz. Evet. Pelkas koşar mı? Koşmaz. Peki o kanatlarda kim kapatacak oraları? Valencia koşar mı? Hatta Valencia Koşmaz hani abi. en çok koşanı Valencia diyelim. Nasıl olacak peki? Koşmaz. Ha şöyle bir şey düşünüyor. ...anlıyorum Vitor Pereira diyor ki... ...ben orada basacağım topu alacağım... E, ...o her zaman olmuyor... ...orada basıp topu alamadığın anda... E, ...kontrayı yiyorsun... ...geçen sezon Fenerbahçe bunun yüzünden bile... ...Göztepe maçı kaybetti... ...Konya maçı kaybetti... ...yani onun için bu hesapları doğru yapmak lazım... ...yani illa da bir... E, ...acı e, olay yaşadıktan sonra... ...yapmayacaksın bunu göreceksin... ...şimdi Fenerbahçe'nin son maçlarına bakıyorsun... 50'den sonra 60'tan sonra bütün hazırlık maçlarında gol yiyor. E bir kere neden? Çünkü savunma kurgusunu değiştirdiğin anda bir anda baskı yemeye başlıyor. Ha önde gol atıyorsun falan ama gol atmak ama kadar şöyle bir gelmemek. şey söyleyebilir çıkar der ki Pereira bize. Ben gol atacağım. Ben bu kadar maç öndüm, kaybetmedim der. Hazırlık maçında kaybı yok Fenerbahçe. Kaybetmedim der. Siz ben siz beni e... yargılıyorsunuz ama kaybetmedim tamam. diyebilir kendini savunabilir. Ben sadece hocaya şunu söylemeye çalışıyorum. Haldun'un değerlendirmesi çok farklı ve özel yani. Benim için de onunla doğrularla birleşip çok nokta var ama hocanın da bir gör görünmeyen tarafında bunu söyleyebilir. Ben şunu söylemeye çalışıyorum yönetim olarak. Sonuçta bu Fenerbahçe'nin parası. Kim verirse versin parası. 8 tane stoper, 7 tane varken 8.yi almanın ben aklı uygun olmadığını düşünüyorum. Çünkü kalkır transferi hiç oynamadan gidecekse bu bir hata ya. Büyük bir hata. Yani hocanın aslında bu kol kura imza attırmadan evvel hocayla bir görüşme yapılması gerekirdi. Belki, belki de hoca şunu yapacaktı. Oturacaktı gidecekti odasına. Bakacaktı kol izleyecekti. Almayın diyecekti. Almayın diyecekti. Siz şimdi geçmiş haldını söylediği güzel bir ayrıntı var. Emre Belezoğlu'nun verdiği liseye sadık kalıp kol transfer ediyorsanız e şimdi niye kime gidiyorsunuz ya alıyorsunuz? Bu şimdi, ne? Ne? Bu ne Periz? Bu lanet olsun. Bu kadar çok adamdan kim olacak? Serdar oynar mı üçlü defansta? Bir başkası mı oynayacak? Kimi kuracak? Zalayı göbeğe koyup kimi kenara sağ tarafa koyup sol tarafa dediği gibi ee... Novak. Hayır hayır şeyi söyledi. Yok, e, Seyat Kolesinac. Kolesinac'ı mi alacak yani? Bunu mu alacak kuracaksınız yani? Bunlar olmazsa ne olacak? Şimdi hazırlık maçlarında yenilmedi dedin ya ben istersen bir hatırlatayım sana ee, hazırlık maçlarının kimlerle oynandığını. Ee, tabii ki bir ölçü değil bana göre hiçbir zaman hazırlık tabii maçları. Tabii. Çikzera'da Rumen takımı, Kasımpaşa, Gençler Birliği, Fürt, Zuvolle ve Dinamo Kiev. En güçlü rakip burada Dinamo Kiev. Yani berabere biten maç. Yani ilk son iki maç berabere bitti biraz daha şey olunca. Hani şunu anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki hoca bir sistem oturtmaya çalışıyor. Sonuçlara bakmam ben. Hani bir ölçü diye söylemiyorum. Ama takımlara baktığında gençler birliği ikincilik, fürt ikincilik. Yani bunlar e, Fenerbahçe'nin benim tartım diyebileceği takımlar Hayır, değil. Diye der ki ben sistemi oturturken He. bu deneme maçlarında kaybetmedim. Yani benim sistemi Hayır, oturuyor o diyebilir işte kendi Ben mantığıyla. De, ben de rakip diyorum ki, analizini yapmıyor. Zayıpmış, güçlüymüş analizini yapmıyorum. Bu böyle bir savlada ortaya çıkabilir. Pereira diyebilir ki bir dakikaya ben daha tam oturmadım. Transferlerin bittiği zaman siz gerçek Fenerbahçe'yi göreceksiniz diyebilir. Levent tam oturmadım diyorsun da işte o gün kaç ayın 9 8'i haftaya 5 gün sonra maçlar başlıyor. 5 evet, evet. gün kaldı. Maçlar beş gün başlıyor. 5 gün sonra maç baş. Yani onun için bu işler öyle hani ve Adana Daha, Demir deplasmanı ile açıyor yani. Açıyor. Yani şey değil yani öyle. Hani Zor tamam canım, Ne olacak canım? Daha zaman var. Değil. Zaman yok. Evet Fenerbahçe bayağı hazırlık maçı yaptı ama netice itibariyle bu hazırlık maçlarını bir ölçü bak kaybetsen de ölçü olarak almam ben. Tabii tabii. Yani hazırlık maçıdır değil Ama deniyor. Moral motivasyonda şöyle bir sıkıntı olur ya. Bu maçın sonuçlarının olumsuz olduğunu düşünsen hep o zaman ...taraftar da daha büyük kötüye gidiyor ama bu da aldatıcı olabilir yani. O zaman da panik transferlerine gidersin. Ama normal sakin düşünürken bu kadar elde geniş kadro varken ve Ali Bey'in dediği gibi başkan Ali Bey'in dediği gibi %70 kadro hazır var derken hala transfer yapmaya çalışmanın yani e, anlamı yok diye düşünüyorum. Bence Fenerbahçe'nin nereden bakarsan bak bir tane öncelikle transfer ihtiyacı vardı. Santorfor transferi. Geçen sezonun öncelikle, ortasında geçen da geçen bir sene. de e, Gökhan Gönül gidince Sağbeke bir transfer gerçekleşebilir. Çünkü ben Caner'in gideceğini düşünmemiştim. Caner Novak birlikte o bölgeyi kontrol ederlerdi. Yani demek ki oraya şampiyon olamıyor diye bir takım bu kadar kolay kolay değiştirilmemeli diye düşünüyorum. Her değişim sancılı oluyor. Yani ya tutarsa mantığıyla oluyor bu. Yeni bir takım kuralım, yeni bir hoca getirelim. Şampiyon olamadıysak bir seneye de yeni bir hoca getiririz, yeni takım kurarız. Bu doğru bir şey değil. Şamp Manchester takımı Liverpool'a şampiyonluğu kaybetti. Ama bir sene sonra Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Şey kaybetti pardon. Kaybetti. Kaybetti. Ya yani şimdi şunu kazandı ya Manchester kazandı. kazanmadı. Manchester. Doğru. Manchester kazandı. Sonuçta Levent abi. Ben şu kazandım mı? hatırlamıyorum bak şimdi unuttum ne neyse. Şu var. Ben de şimdi unuttum abi. Konumuza tekrar dönelim. Yani Fenerbahçe taraftarı